Batı'ya dönelim. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş yeniden bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Dilan Hanım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Nasılsınız Sayın Başkan? Böyle başlayalım. Vallahi hamdolsun iyiyiz. Sabırsızlıkla hafta sonu oynayacağımız maçı bekliyoruz. Evet, Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesinin ardından son haftada artık 4 ekipten biri daha Süper Lig vizesi alacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da en güçlü adaylardan biri. Sizin de belirttiğiniz gibi hafta sonu oynanacak maçta oldukça önemli. Erzurumspor'da kentte nasıl bir hava var? Bu heyecanı bize nasıl anlatırsınız? Sizi dinleyelim. Evet, ben tabii öncelikle malum 15 Temmuz darbe kalkışmasının 4. yılın dönümünde aziz vatanımızın bekası için canlarını feda eden 249 şehidimizi rahmetle anıyorum. Gazilik onuruna erişmiş kahramanlarımızı minnetle selamlıyorum. Allah bir daha devletimize, milletimize bu tarz şeyler inşallah yaşattırmaz. Tabii maça gelirsek malum çok çok önemli bir galibiyet aldıktan sonra artık sezonun son maçını oynayacağız. Yaklaşık bir yıldır çok ciddi mücadele vermiş olduğumuz emeklerimizin karşılığını inşallah bir aksilik olmazsa alabileceğimiz bir maç bizi bekliyor. Tabii bütün Emre. Bütün ciddiyetle maça takımımız hazırlanıyor. Şehrimiz sabırsızlıkla maçı bekliyor. Ama tabii başta ben kulüp başkanı olarak da yönetici arkadaşlarım, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve bütün camiamız ayaklarımızın çok sağlam yere basması lazım. Daha şampiyon olmadık. Evet, şehrimizde yavaş yavaş şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Sezon başından beri de söylüyoruz. Hak ettiğimiz, istediğimiz, inandığımız lige geri dönmeyi çok istiyoruz. O lige geri döneceğimizi de her defasında söylemiştik. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. İnşallah hafta sonu tamamını erdiririz. Şehrimiz her şeyiyle hazır ama daha oynanmamış bir maçımız var. İnşallah sıkıntısız bir şekilde istediğimiz sonucu alırız ve sezonun son haftasında içeride evimizde oynayacağımız Ümraniye maçıyla da şampiyonluk şarkılarını söyleriz. Sayın Başkan, oynanmamış hiçbir maç kazanılmış değildir diye bir tabiriniz var. Kaybedilmiş de değildir. Bu bir rehavete kapılmamak için mi söylenen bir tabir? Evet, yani tabii bütün camiamız gerçekten sezonun ilk günü itibariyle hem bizlere hem takımımıza en maksimumda inanarak destekledi ve şampiyon olacağımızı başta ben kulüp başkanı olmak üzere bütün camiamız sezonun ilk günü itibariyle hep söyledik. Tabii son haftaya girilirken de girilmeden önce geçen hafta almış olduğumuz galibiyetle beraber birazcık daha yüksek sesle şampiyonluk şarkıları ve şampiyon olduk söylemleri söylenmeye başlayınca ben de tabii daha oynanmamış bir maç var ve öncelikle bu maçı kazanacağız. Ondan sonra hep beraber şampiyonluğumuzu kutlayacağız demek istiyorum. Daha gerçekten oynanmamış çok önemli bir maçımız var. Çok ciddi bir rakiple oynayacağız. Ümraniye çok dengeli bir takım. Bu ligi çok iyi biliyor. Yıllardır bu ligde top oynuyor. Devamlı playoff'u zorlayan bu sezon o iddiaları kalmadı ama Süper Lig'e çıktığımızda da playoff'ta da karşılaşmıştık Ümraniye ile. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken çok önemli bir maç var. O yüzden hani çok böyle bu işler son düdük çalmadan hani şampiyon olduk demek doğru bir şey değil. Gerçekten daha şampiyon da olmuş değiliz. Evet, Sayın Bakalım. Başkan, koronavirüsten dolayı zor bir süreçten geçtiniz siz de kulüp olarak. Hatta en çok etkilenen takımlardan biriydi Erzurumspor'da. O olumsuz süreç aşıldı ve kazanarak da devam ettiniz. Sizi nasıl etkiledi bu durum ve bu başarı ardından nasıl gelişti? Yani açıkçası biz tabii sezon başı itibariyle yaklaşık %90 küsürü geride kaldı. 34 haftalık maratonun son maçını oynayacağız. Geride kalan 33 haftanın zaten
%90'ına yakınını ilk ikinin içerisinde tamamladık. Biliyorsunuz BB Erzurumspor kurulduğundan bugüne ilk defa Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadı. Çok ciddi rakiplerini eledi. Beşiktaş'ı içeride dışarıda çok net skorlarla geçti. Bizim zaten hani iyi bir kadromuş ve bir başarımız sezon başı itibariyle vardı ama pandemiden ötürü işte 16 Temmuz'da 16 Mart'ta oynadığımız Akhisar maçıyla beraber liglere ara verildi. Uzun bir süre ligler oynanmadı. Ne olacağı tartışıldı hatta. O süreçte futbola geri dönüş takvimi açıldıktan sonra biz de takımımızı topladık. Maalesef o süreçte çok büyük bir sıkıntı yaşadık. 4-5 futbolcumuz ve çalışanlarımızla beraber 11 arkadaşımız da pozitif vaka çıkmıştı. O süreçte çok bizi yıprattı ve üzse de çok hızlı bir şekilde tekrardan toparlandık ve yarım kalan işimizi tamamlamak için aynı heyecanla kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ettik. Ve özellikle de pandemi sürecinde ara verildikten sonraki süreçte oynamış olduğumuz 3 deplasmandan galibiyetle döndük. İçeride bir yol kazası oldu. Çok önemli rakibimize yenildik. Belki istediğimiz sonucu veya en kötü beraberlikle ayrılabilseydik, bu 6 ay galibiyetiyle beraber şampiyonluğumuzu ilan etmiş olacaktık. Ama kısmet son haftaya kaldı. İnşallah bu hafta tamamını erdiririz. Sayın Başkan, erken bir soru olabilir ancak yani yeni sezon planlamaları konuşulmaya başladı. Mehmet Özdilek'le ilgili düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Yeni sezon yapılanmasına dair bir asansör takımı olmama adına planlamalar var mı? Nasıl bir düzenleme var? Bunu da öğrenmek isteriz. Yani hocamıza olan inancımızı, sevgimizi sadece biz kulüp yöneticileri değil, bütün camiamız gerçekten hocamızı çok seviyor. Biliyorsunuz Süper Lig'de 7-8. hafta gelmişti. Son 10 hafta kala da yani o gün bir kan değişikliğine ihtiyaç vardı. Kendisiyle yollarımızı ayırmıştık. Ama inanılmaz bir şehrimizle hocamızın gönül bağı vardı. Bizlerle olan ilişkisi hep en iyi ve en üst seviyede oldu. Bizi çok yakinen zaten takip ediyordu takımımızı. Geçen seneden kadromuza çok fazlasıyla hakimdi. Ve biz Erkan Hoca ile yollarımızı ayırdıktan sonra kulübümüzün şampiyonluğunu beraber yaşamak için kendisini davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı ve geldi. Hamdolsun da beraber bugünlere geldik. Ama önümüzdeki sezonla alakalı şu an için bir şey konuşmamız çok doğru değil. Ama zaten hocamızla bir yıllık daha sözleşmemiz var. İnşallah biz bu işi tamamını erdirelim. Şu an önümüzdeki sezona dair hiçbir şey konuşmak istemiyoruz. Tek düşündüğümüz şey Ümraniye maçını en iyi şekilde geçip hak etmiş olduğumuz lige geri dönüp kupamızı şehrimize getirmek. Son olarak Sayın Başkan, söylemek istediğiniz bir şey, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani açıkçası bugün hakemler açıklandı. Arda kardeşler gibi çok tecrübeli bir hakem maçımıza atandı. Kendisine hakem şansı diliyorum. Geçti. Bundan önce çok maçımızı yönetti. Birçok maçı gerçekten çok başarılı yönetti. Daha önce playoff'ta Ümraniye oynadığımız maçta ilk defa VAR sistemi uygulandığında ilk penaltıyı vermişti çok doğru bir kararla. Belki tarihe geçmişti o maç. Ama maalesef geçen sezon Süper Lig'deyken çok talihsiz bir Kasımpaşa maçı yönetti. Biz Erzurumluları çok üzmüştü. İnşallah bu sefer hakem şansı yanında olur. İyi bir maç yönetir. Kendisine başarılar diliyorum. Bütün Erzurumlular maçı ve kendisini yakından takip edecekler. İnşallah önümüzdeki hafta pazar günü de bütün camiamızla şampiyonluğumuzu kutlarız. Bu yönde de hazırlıklarımız devam ediyor. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan, yayınımıza katıldığınız için. Sağ olunuz diyelim. Biz de süremizi tamamlamak üzereyiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler Dilan'ım. Çok sağ olun. İyi Çok yayınlar. teşekkür ederiz. İyi günler. Evet değerli izleyenler, Hüseyin Önev TRT Spor'un konuğu oldu ve önemli karşılaşma öncesinde de değerlendirmelerde bulundu. Son olarak biz de